Bizim evde buluşalım dedin ya. Dünyalar benim oldu Dila. Yol boyunca bizim ev. Dila ile benim evim, bizim evimiz deyip durdum. En güzel romantik şarkıdan bile daha romantik geldi kulağıma. Vallahi. Bir daha söyler misin lütfen? Bizim evimiz diye. Evimiz. Seninle benim evim. Dila, artık ben önce evlenmek istiyorum. Burada seninle hiç ayrılmadan yaşamak istiyorum. Ne zaman olacak bu? Yakında. Belki umduğumuzdan daha da yakın. Nasıl? Söyledin mi Seyit Bey? Hayır hayır, daha Seyit Bey'le henüz konuşamadım. Ama en yakın zamanda konuşacağım. Bugün aldığı haberden sonra bana hiçbir yere gitmene izin vermiyorum diyeceğini hiç sanmıyorum. Ne haberiymiş o? Sultan ultrason çektirmiş. Bebek erkekmiş. Yani Seyit Bey'e veliaht geliyor. Harika. Bundan sonra bana eskisi gibi ihtiyacı olmayacak. Sonrasını düşünmek zorunda da kalmayacak. O zaman şimdi yapacağımız tek şey kalıyor. Seyit Bey'e durumu anlatıp nikah günü almak. Öyle görünüyor. Rıza. Çok özledim seni Dila. Ben de seni çok özledim. Öyle alıştım ki artık bir dakika görmeden yapamıyorum. Ben de öyle. Daha önce nasıl yaşayabiliyormuşum ki ben? Başlamış eğlence. Başladı. Nasıl? Seyit Bey mutlu mu? Çok. Bu davetin benim için en güzel tarafı da o zaten. Bu gece ayrı ayrı geçireceğimiz son gece olacak Rıza. İnşallah. Yarın konuşacağım Seyit Bey'le. Ne olur bir an önce konuş Dila. Artık yapamıyorum, dayanamıyorum. Biliyorum. Ben mutlu muyum zannediyorsun? Ama bir gece daha izin ver bana. Sonra özgürüm. Ben gideyim şimdi. Yokluğumu fark ederler. Dila! Dila! Rıza! Tamam aşkım, geçecek. Hepsi geçecek. Sus. Tamam. Hadi gidelim buradan, gel. Dila, seni böyle bırakmak hiç içimden gelmiyor aşkım. Ben de gideyim mi? Gerek yok. Hem Azar içeridedir şimdi. Durup dururken bir olay çıkmasın. Tamam peki. Ya merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Her şeyin üstesinden gelirim. Biliyorum aşkım, gelirsin. Görüşürüz. Aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Çok garip. Ne? Sanki evlenmişiz. Sen evdesin, ben işten geliyorum. Bak sen, hep evde mi oturacağım böyle? Ev adamı olacağım yani. Fena mı? Yemekleri yaparsın işte. Yaparım canım. Yeter ki seniz de. Hem daha önce yapmadın mı? Yere atmıştın, hatırlıyor musun? Al yerinde. Niye cevap vermedin? Belki önemli bir şeydi. Canımız sıkılmasın Dila. Ben annemin ne diyeceğini biliyorum. O yüzden açmadım, boşver. Benim ne olup olmadığını anlamaya mı çalışacaktı? Annem neyi anlamaya çalışırsa çalışsın Dila. Umurumda bile değil. Ayrıca ben senin olduğumu göğsümü yere yere söylerim.
Müstakbel eşim miydim ben Alaaddin'im? Ne yapar peki? Sen şimdi müstakbel eşimle birlikteyim de sen onu. Ne yapacaktı ya? Evladı değil mi? Benim için mutlu olacak. Eğer olmuyorsa benim onun için yapacak hiçbir şeyim yok. Tamam hadi yeter. Kedimiz kaçıyor. Hadi. Anneme bak. Olmadığı yerde bile kendinden söz ettiriyor. Hadi gel güzel bir şeylerden bahsedelim. Evliliğimizden, ne yapacağımızdan. Ben artık gideyim. Çok geç oldu. İşte o. Nereye gideceksin? Eve. Eve. Evimiz burası değil mi? Kadeyi kaldırdık biraz önce. Evet, evimiz burası olacak ama... benim şimdilik başka bir eve gitmem gerekiyor. En azından kısa bir süre için. Gitmesen? Bile artık usandım. Seninle uyuyup senle uyanmak istiyorum. Lütfen. Rıza? Tüh. Neler yaptın sen böyle? Günaydın. Kahvaltını yatağına getirecektim ama gürültü yaptım. Uyandırdım. Yok, seninle ilgili değil. Ben kendim uyandım. Başka sefer getiririm artık. Ne yapalım? Harika görünüyorlar. Evet. Neyiz? Kahvaltımız bitince çıkalım mı? Tamam. Sanki evdeymişiz gibi değil mi Dila? Kahvaltımız edince çıkalım. Kahvaltı yapılır, herkes işine gücüne. Ama çocuğumuz olana kadar. O olunca ben bir süre çalışmayacağım. En azından o yuvaya gidene kadar. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Çocuğumuz. Hı? Neden? Hayatımın en güzel saatlerini geçirmemi sağladığın için. Yanımda olduğun için. Daha sayayım mı? Ben teşekkür ederim. Uzun zamandan sonra evim diyebileceğim bir yeri bana verdiğin için. Sen her şeyin haksın. Hadi çıkalım mı artık? Geç kalacağız. Tamam, nereye gideceksin? Ofise. Almam gereken birkaç evrak var. Sen fabrikaya mı? Cezaevine gideceğim Seyit Bey'e. Seyit Bey'e. Rıza, bu iyi bir fikir mi sence? Yani Seyit Bey insanın son zamanlardaki tavrını düşününce. Seyit Bey çok kötü şeyler yaşadı Dila. O yüzden yaptıklarını söylediklerini aldırmıyorum. Bir şey olmaz. O iyi bir insan. Zor günleri. Gideyim. Asıl sen çok iyi bir insansın. Sana artık dostum değilsin diyen bir adama bile merhamet gösteriyorsun. Canım. Canım hiç. Hadi artık çıkalım, geç kalacağız. Gitmesek mi? Hadi.
Melike çık dışarı! Çık dışarı Selam oğlu! Melike çık dışarı! Melike çık! Dila! Çık dışarı! Dila ne oldu? Rıza sen karışma. Ne oldu? Sen karışma Rıza. Ne oldu? Bırak beni. Melike çık! Dila neyin var? Bırak beni. Ya ne bu halin söyle. Rıza sen karışma. Söyle ne oluyor? Melike! Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir vicdanın var senin? Hı? İnsafın var mı? Konuşsana! Dila, ne olduğunu söyleyecek misin? Annene sor. Sor da söylesin ne olduğunu. Dila Hanım, böyle bağırıp çağırmakla bir şey halledemezsin. Derdin ne söyle bilelim. Bak, tayımı öldürdün. Ne? Atımı zehirledin sen! Nasıl bir iftira böyle? Dila. Ben ona daha bugün bindim. Hiçbir şey yoktu. Yarım saat önce kucağımda can verdi Rıza. Yemine zehir attırmış. Dila sen neler söylüyorsun? Anne. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki böyle iftiraların arkasına sığınır hale gelmişsin. Atımdan ne istedin ha? Masum bir canlıdan ne istedin sen? Vicdanın nasıl el verdi? Sözlerine dikkat et. Benim senin atınla ne işim olabilir ki? Öyle mi? Sen daha bugün beni tehdit etmedin mi ha? Bak seni uyarıyorum. Bu sana son sözüm. Benden günah gitti demedin mi? Söylesene demedin mi? Anne sen Dila'yı tehdit mi ettin? Anne! Flarımı kesip bana gönderdiğini de biliyorum. Atımı zehirleyip öldürdüğünü de. Daha bakalım ne kötülükler yapacaksın. Flar milar görmedim ben. Sen beni böyle bir şeyle itham edemezsin, anladın mı? Senin atının başına gelenle de hiçbir alakam yok. Görüyorsun değil mi? Seviyorum dediğin kadının yaptığı şey annene iftira atmak. Senin yaptığını biliyorum. Niye yaptığını da biliyorum. Ne can alma, ne tehdit, ne de kötülük. Sana istediğini vermeyeceğim. Mutlu etmeyeceğim seni. Bir faydası olmayacak. Dila. Dila. Rıza. Şimdi lütfen. Annemin yaptığından emin misin diye sorma bana. O yaptığı eminim biliyorum. Veteriner çağırdık. Yemine fareseyi karıştırmış. Biliyorum Dila. Böyle bir kötülük ancak annemin aklına gelir. Hısı yapar. Çok üzüldüm Dila. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Aa, tam fotoğraflık ha. Nasıl yapacağım ki? Canip Han, biz artık gidebilir miyiz? Ulan bir sabredemedin ha. Onun ne günahı vardı diye. Git. Annemi reddettim Dila. Yaptıkları canıma yetti artık. Bundan sonra onun gibi annem yok. Rıza boşuna. Neden? Annem bize rahat vermeyecek. Bizi huzursuz etmek için elinden geleni yapacak. Hiçbir şey yapamaz Dila. Bundan sonra ne yaparsa bedelini ödeyecek. Ödeteceğim, göreceksin. Rıza bak açık açık konuşalım tamam mı? Konuşacak bir şey yok Dila.
Var, beni dinle. Peki. Ben seninle birlikte olmak için her şeye hazırım. Her şeye. Seyit Bey, Azer'e. Ama bak, o senin ailen, annen. Eğer beni seçersen onları mutsuz etmiş olacaksın. Dila, ne biçim konuşuyorsun? Bundan sonra dünyada sadece sen varsın benim için. Dünya bir tarafa, sen bir tarafa. Annem de eğer beni düşünüyorsa bizim ilişkimizi kabul edecek. Başka çaresi yok. İstemiyorsa kendi bilir. Ben dünyayı karşıma alırım senin için. Dila. Değer mi peki? Tabii ki değer. Elbette değer. Tabii ki değer. Sen artık burada mı kalacaksın? Hı-hı. Evim değil mi? Yani evimiz. Rahat rahat kalırım. Doğru. Evimiz. Dila. Bir şey soracağım. Sor canım. Fuların annemi parçaladığını nereden biliyordun? Tahmin ettim. Ama kaybetmiştin. Hı hı. Evet, kaybetmiştim. Ama kesik fuları görünce onu restoranda düşürdüğümü hatırladım. Sonra onları aradım. Onlar bilmediklerini söylediler. O gece sen oradaydın. Senin almış olabileceğini düşündüm. Ben de olduğunu biliyordum ya. Tahmin ediyordun. Bana vermeyeceğini biliyordun. Nasıl? Beni hatırlatan bir şey olsun istedin yanında, değil mi? Evet. Doğru. Seni özlediğim zaman fularını kokladım. Senin kokunu çektim içime. Doğru söylüyorsun. Peki neden bana sormadın? Annen neden böyle bir şey yaptı diye? Seni üzmek istemedim Rıza. Benim için önemli olan bir tek sen varsın. Annenin yaptıkları umurumda değil. Canım benim. Acaba sana aşık olmasaydım nasıl bir hayatım olurdu? Ne olurdu? Bu kadar derdi çekmezdin işte. Kendini suçla diye söylemedim. Ben seninle mutlu olmanın hayalini kuruyorum. Ne kadar iyisin. Benim yüzümden o kadar şey yaşadın. Ağzını açıp tek kötü laf etmedin. Etmem. Seni üzmek istemem çünkü. Dila, daha ne kadar bekleyeceğiz? İyi de konuşmadan nasıl olacak? Dışarıda olsa ne olacak? Seyit Bey'in gözünün önünde mi evleneceğiz? Hı? Bunu ona yapamayız Rıza. Duyarsa yüreğine iner. 4-5 sene yatar dedin Dila. Bekleyecek miyiz o kadar? En azından ilk mahkemesini beklesek. İlk mahkemeye çıkması 1-2 ayı bulur Dila. Ya her geçen gün ömrümüzden gidiyor. Hayatımızı yaşamak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Ben onun için gelininden daha fazlasıyım artık. Beni Barazoğulları'nın hanımı ağası ilan etti. Malının yarısını üstüme yaptı. Önce onları iade etmem lazım. Edersin Dila. Biz evlenelim. Sen işlemleri hemen başlat. Olmaz mı? Ha? Doğru söylüyorsun. Belki de beklemek daha kötü yapacak her şeyi. Yani? Senin dediğin gibi olsun. Harika. Evleniyoruz. Rıza, senin neyin var ha? İyiyim Dila, bir şey yok. Yüzün öyle demiyor ama. Bak, eğer bir kuşkun varsa, az da olsa, ailemi arkamda bırakmam diyorsan biz bu işten vazgeçelim. Dila, ben bir an önce seninle evlenmek istiyorum. Girelim içeri, nikah tarihimizi alalım. Hadi, hadi. Evraklarınız tamam. Nikah başvurunuzu alıyorum. Özel bir isteğiniz var mı?
Ne gibi? Yani nikahın akşam belli bir saatte yapılması gibi. Ya da törenin bir otelde yapılmasını, memurun da oraya gelmesini isteyebilirsiniz. Malum, düğünlerin çoğu dışarıdaki mekanlarda yapılıyor artık. Ya biz düğün yapmayacağız. Nikahı buradaki salonlardan birinde yapabiliriz. Canım, evleniyoruz. Hiç olmazsa bizim için özel bir yerde olsun. Evimizde yapalım. Evimiz. Evimiz olur. Evimiz iyi fikir. Tamam. Aslında çok güzel bir düğünümüz olsun isterdim ama ne yapalım? Şartlar böyle. Belki ileride yaparız. Ben evimizden daha şahane bir düğün düşünemiyorum. Hem annem de evimizi görmüş olur böylece. Annen karşı değil mi bizim evlenmemize? Değil, o sadece endişeleniyor. Hepsi bu. Söyle ona korkmasın, ben hep senin yanındayım. Tamam. Şahitleriniz belli oldu mu? Belli, benim canım olur. Benim de Aydarus'ta. Sonuç olarak nikah burada kıyılmıyor yani. Hı-hı. Evde kıyacağız. Gün konusunda bir karar aldınız mı? Bence hemen olsun. Olabiliyor mu? Yarın. Tamam, yarın olsun. Yarın olsun. Yarın. İyi, güzel.